Sevgili akrep burçları, ay burcu akrep ve yükselen burcu akrep olan dostlarım. Sıcak bir Mersin'den hepinize saygılar, sevgiler. Klimalı odada bile açtı. Sauna gibi klimalı oda yani. Klimanın gürültüsü de geliyordur herhalde. Hayırlısı olsun sevgili akrepler. Kim Erzurum'da yaşıyorsa selam olsun. Erzurum'un her gün toprağını öpün. Kim Ankara'da yaşıyorsa her gün toprağını öpün arkadaşlar. Sessiz olun. Yazın Mersin'e, Adana'ya gelmeyin. Sessiz olun. Sıcak bir Mersin'den dedim akrep burçları. Siz de dayanamazsınız sıcağı, ben biliyorum. Benim de ay burcum akrep, ben de dayanamıyorum. Ay burcu akrep, yükselen akrep, akrepte stelyumu olan tüm dostlarım. Bakalım neler var bu hafta. Şimdi arkadaşlar, İsra suresi 89. ayet der ki, yemin olsun ki biz bu Kur'an'da dillere destan olacak her manadan türlü türlü ifadeler yaptık. Yine insanların çoğu inkardadırlar der. Evet, bu hafta sevgili akrep burçları, kalbiniz rahat olsun. İnkarcılar var, yalancılar var ve hedefte yine sen varsın. Yine mi ben diyorsun? Yine sen varsın. Geçen hafta da biraz hedefteydin ama başa çıktın. Uyku problemi çözülüyor. Geçen haftalarda sevgili akrep burçları, yani o ne dedi, bu ne dedi, şu ne dedi gibi, ya da gezegensel etkilerle, dolunayın etkileriyle biraz uykusuz, huzursuz kaldılar. Bu hafta telafi var. Bir hafta müjdeler olsun, uykunu rahat alıyorsun. Bu hafta parasal akışta rahatlama var. Yalnız salı günü diyelim, önümüzdeki işte Cuma'dan itibaren akış başlamış. Parasal akış var. Çok da iyi olacak arkadaşlar. Geçmişi çok düşünüyorsun. Lütfen geçmişte barış. Arkadaşlar, geçmişte unutamadığınız birisi varsa unutun gitsin. Bağ kesemiyorsanız gelin ben keserim. Bir bağ kesme çalışması yapacaksın. Bir meditasyon yapacaksın. Mutlaka geceleri bu hafta ben görüyorum. Yani hissediyorum, duru görü yöntemimle, duru hissedişle pek çok akrep burcu mum yakıp dua etti. Arşa kadar ulaştı dualarınız. Hiç merak etmeyin. Kimseye muhtaç olmadan Rabbinin yardımıyla pek çok sorunu çözeceksin sevgili akrep burcu. Bundan emin olabilirsin. Kendine ilgili yenilenmeler, değişimler yapacaksın. Ne gibi? Duygusal hayatında değişim yapacaksın. Fiziksel görünümün değil. Biraz daha az insan çok huzur dediğin bir hafta. Bir yerlere çağrılmışsın. Bir yer dışında gitmeyeceksin. Ya bir gezme, misafirlik falan ya da güzel bir nişan gibi bir şey. Bir yere gideceksin, ona gitmiyorsun diğer yere. Bir tatil yerine çağrıldın, gitmiyorsun. Biraz içe kapandığın, kendini geliştirdiğin bir hafta. Saf, temiz enerji var. Aynı zamanda bir affetme enerjisi çok yoğun. O da nereden kaynaklanıyor? Venüs'ün yaptığı açılar ve retro gezegenler. Geriye dönüp bakıp affediyorsun yapılanları, yoluna devam ediyorsun. Yalnız arkadaşlar, bir erkekle bir kadının yüzleşmesini görüyorum. Kadın çok sinirli, çok agresif olabilir. Venüs ve Mars'ın pozisyonu sevgili akrep burçları, dişil enerjide stres yüklüyor. Erkekte de suçlama yüklüyor. Ortada laf dolaşıyor çok. Ama sen onların yörüngesine girmiyorsun. Yörüngen harika sevgili dostum. Ne gibi? Bir kere aura temiz, arınma yapmışsın. Tuzlu suyla mı yıkandın, sirkeyle mi yıkandın, denizde mi yıkandın bilmiyorum. Suyla bir arınma olmuş.
Havayla bir arınma olmuş, tüsü yapmışsın ve gerçekten ben hazırım diyorsun, olgunlaşmış bir şekilde devam ediyorsun. Uzaktan bir can dostun gelebilir, can arkadaşın gelebilir, kan bağın olan biri gelebilir, kardeşim gibi, kuzen gibi böyle birisi gelebilir. İyi şeyler konuşulacak, iyi olaylar olacak arkadaşlar. Yalnız bir yola çıkma planın var gelecekle ilgili, bir şehir değişimi, ev değişimi gibi. Onu biraz ertele. Yeri ve zamanı değil şu anda. Beni bekleyenin var mı? Beni düşünen var mı diyorsan sevgili Akrep Burcu, evet, seni düşünen var. Herkese demiyorum, bu sorunun cevabı hazır. O da benim gibi beni özlüyor mu? O da gelecek mi? Hayatında var mıyım sorusu, geleceğinde var mıyım kaygısı gitmiş. Evet, o da seni düşünüyor. Barış mı olur, konuşma mı olur? Bir erkekle bir kadının karşılaşması an meselesi, telepatik mesajlar çok yoğun. Aynı zamanda kalbin, yani yalnızlığa alışamamış, yalnızlık çekenlere diyorum. Maddi manevi dolacak yani kalbin. Hem bolluk enerjisi geliyor, parasal akış var, hem de duygusal anlamda akış olacağını söyleyebilirim. Arkadaşlar, kirli sakallı bir erkek. Entelektüel faaliyetler yapan, okur yazarlığı iyi. Düzgün de bir insan. Bekar hanımlar, akrep hanımları. Sanatçı ruhlu, seni ferahlatan, güzel hissettiren birisiyle beraberlik olacak, tanışacaksınız. Ne kadarlık bir süre? 3 hafta veriyor, 3 hafta gibi bir süre. Yoğun olarak veriyor. Daha sonra da olabilir. Tanışmanız, görüşmeniz olacak. Arkadaşlar, bir bilinmeze yolculuğa çıkmak istiyorsunuz. Bu hastalığım iyileşecek mi? Depresyon varsa gidecek mi? Yokluk varsa bitecek mi diye. Bir bilinmeze yolculuk yapıyorsun. Karamsar bir şekilde gidiyorsun. Akışta kal, karamsarlık gidecek arkadaşlar. İtiraf edeyim, ben de Ay burcum Akrep. Bende de çok oluyor arkadaşlar. Hani diyorum ya, acaba o da sizi özlüyor mu sorusu var. O soru bende de var, biliyor musunuz? Sonra anlatırım. Biliyor musun? O soru bende de var. Ama tabii ki her şeyin çözümü var. Ben oğlumu çok özlüyorum. Öbür boyutta kendisi, biliyorum. Acaba o da beni özlüyor mu? Bu soru hep aklımda. Allah hiçbir anneye bu soruyu sordurmasın. Aşk da sorulabilir. Karı koca arasında sorulabilir. Ama Allah, evladını kaybetmiş hiçbir anneye bu soru, yani hiçbir annenin yüreği yanmasın. Allah'ım, evlatlarımızı hep koru. Ben bu acıyı çok çektim. Hiç kimse çekmesin inşallah. Bu haftanın gerçekten önemli sorusu bu arkadaşlar. Beni özlüyor mu? Beni düşünüyor mu? O beni sevdiği gibi, benim onu sevdiğim gibi o da beni seviyor mu? Sorunun cevabı kesinlikle evet. Kim bilir? Belki başka bir boyutta oğlum da beni özlüyordur. Sevgili akrep burçları, herkesle konuşmuyorum bu konuyu. Sizin konunuz, biliyorsunuz, akrep burçları ölüm, ölüm ötesi, metafizik konularına çok yatkındır. Sizinle paylaştım. Kısa ve mini şekilde. Duygusal anlamda hiç takılmayın arkadaşlar. Sevme var, izlenme var, gizli gizli takip var. Sen mumunu yak, ritüelini yap, meditasyonu yap, gerisi gelecektir. Pek çok akrep burcu aniden evlilik kararı alabilir. Birinin tanıştırdığı kişi olabilir. Sen tanışabilirsin ama temiz, saf enerjili birisiyle çok güzel bir evlilik yapacak pek çok dostum, pek çok akrep burcu arkadaşım. Akrepler üretken bir burç, çabuk hamile kalırlar. Ama yine de hamile kalmakta zorluk çeken var ise hamilelik veriyor ve çok iyi veriyor. Çok iyi hamileliğiniz,
olacak. Ani hamileliğiniz olacak. Çok iyi olacak, merak etmeyin. Başladığınız bir işi bitireceksiniz. Kendinizle ilgili yenilenmeler olacağını, değişimler olacağını söyleyebilirim. Arkadaşlar, yalnız bu hafta gerçekten bütün boyut kapıları açık ya. Hatta bugün işte 8, herkes öyle diyor. Hani ben çok da lafı dillendirmek istemedim. Hani aslan kapısı açık diyorlar ya. 8 Ağustos, yani bugün salı itibariyle 8-8 kapısı açık. Bence bugün duanızı yapın. Biraz ben erken çektim. Yani saat 11 gibi falan yayınlamayı düşünüyorum. Geceliğin mutlaka şeyi yakın, hani mumunuzu yakın. Aslan kapısı açık. Güç kazanmak için, rüyalarda mesajı almak için harika bir günden geçiyorsunuz. Aslan kapısı açık. Sonuna kadar da açılsın. Kendinizle ilgili yenilenmeler, değişimler olacağını, hiç yalnız hissetmeyeceğini, sanki ay enerjisinin seninle olduğunu söyleyebilirim. Ay enerjisini de sayıyorum. Aya baktığınızda şunu hissedin arkadaşlar. Ay yin enerjisi, dişil enerji. Annelik, doğurganlık. Ay 28 günde bir döngü yapar ve kadının adet dönemi 28 gündür, biliyorsunuz. Ve tabii her zaman kadın hamile kalmaz. Böyle adet döngüsünün 14. gününde falan kalır. İşte o dönem, yani ayın döngülerinde, dolunay fazında da üretken olduğumuz bir dönemdir. Ay enerjisi çok yoğun sevgili dostlarım. Akrepler, size özel söylüyorum, her burca değil. Ay enerjisi çok yoğun. Hamilelik, tanışma, içe dönüp şifalanma, ev alma, ev taşıma, evde topyekün temizlik. Arkadaşlar, salı günü kalkacağım ben de. Bunu çekiyorum, biraz sonra 12'de falan yayınlayacağım. Topyekün, böyle bütün perdeler, merdeler, her yere alacağım, tertemiz olsun. İçim, ruhum temizlensin. Aslan kapısına temiz girelim arkadaşlar. Yarın herkes temizliğini yapsın, üstünü başını temizlesin. Ondan sonra ben şimdiden hazırlandım. Saçlarıma kınamı sürdüm. 10 güne bir kına sürüyorum zaten, nasıl olmuş? Sevgili akrepler, sizinle bu sohbet için teşekkür ediyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bitti mi? Bitti arkadaşlar. Ya Reşit zikrini veriyorum. 514'tür tekrar sayısı. İrşada muhtaç olmayan anlamındadır. Yani kimseye muhtaç olmayan, Allah'ın yardım ettiği kul anlamındadır. Ya Reşit, yani ben bu işi yapabilirim, muktedirim. Tam da size göre ya. Tam da size göre. Tekrar sayısı 514'tür. Ya Reşit zikrini 514 kere çekin. Ben şu işi yaptım, ben bu işi yaptım gibi evrene, onun yörüngesine girin. Tak otursun arkadaşlar. Düşünceler, duygular ve imajine ettiğiniz her olay yörüngesine otursun. Fiziksel düzende tek 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 önünüze gelsin. Hazır mısınız aslan kapısını karşılamaya? Vallahi bak, ben koç burcuyum. Koçlarla bile sohbet etmedim ama sizin yeriniz ayrı. Sizin yeriniz ayrı, benim 29 derecede akrepte bir ayım var ki arkadaşlar. Ay burcum akrep ki. Akrepten daha akrebim. Seviyorum sizi sevgili akrep burçları. Şifalanalım şu dolunayda. İşte dolunay değil, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Ay nereden geldi dolunay ya? Dolunay değil, özür dilerim arkadaşlar. Dolunay bitti. Şifalanalım şu aslan kapısı açıldı ya hani. Neden o da geldi biliyor musunuz? Arkadaşlar bitti, videom bitti. Gidebilirsiniz. Ben sohbet edenlerle kalın. Neden bunu söyledim? Aslan kapısı dolunay etkisi yaratacak arkadaşlar. İstekler, dilekler ve salıvermeler için, güçlenmek için. Hani bir dolunay gibi düşünün. Ama mümkünse, bakın, mümkünse bu sohbete giriyor arkadaşlar. Bitti yani, gidenler gidebilir. Zikrinizi verdim zaten. Ya Reşit 514. Dua ederken yanınızda bir altın renkli bir obje olsun. Altın renkli mum yakın. Birkaç gün sürüyor bu, aslan kapısı açıldı ya. Birkaç gün sürüyor. 2-3 gün sürüyor. Açıldı. 3 gün sürer bu kapı açıklığı. Ne yapabilirsiniz başka?
Üzerinize altın takabilirsiniz ama imajinasyon olmasın. Evren sahtekarlığı sevmiyor. Altın takın üstünüze. Altın istiyorum, zenginlik istiyorum, bolluk istiyorum deyin. Ben bunu hak ediyorum deyin. Aslan burcu altın demek. Altın şahlanacak arkadaşlar. Altın bugün yarın belki düşebilir ama ben şimdi ekonomik bir tavsiye değildir bu ama altın çok şahlanacak arkadaşlar. Tahmin bile etmiyorsunuz. Tahmin bile edemezsiniz. Neyse, hadi bakalım. Altınınızı takın. Bugün mümkünse gidin Salı günü bir altın alın. Şansınız olsun. Bir Cumhuriyet altını falan, bir çeyrek meyrek bir şey alın arkadaşlar, olsun. Aslan kapısı açıldı. Güçleneceğiniz bir dönemdesiniz. Ayrıca kare açıdan etkilendiğiniz için, yani aslanlarla akrepler kare ya, ne olacak biliyor musunuz? Zor olan ne işiniz varsa çözülecek. Tek tek videonun altına yazın arkadaşlar. Benim şu zor işim var, kolaylıkla çözüyorum. Zor demeyin ama. İşte parasal konular kolaylıkla çözülüyor. Sevgiyle ilgili problemler kolaylıkla çözülüyor. Para bana kolaylıkla geliyor. Kolaylık söyleyin. Hem söyleyin hem yazın kolaylık sözcüğünü. Sohbetime katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Seviyorum sizi. Hoşça kalın, dostça kalın. Gelecek salı görüşmek üzere.